İyi akşamlar Kozal Günlük Grafik Ya bunun videosunu aslında her hafta yapmaya gerek yok da e, Yapmıyordum bayağıdır Geçen hafta yaptım bu hafta da tekrar bir video daha Yapayım b b Büyük ihtimalle yani haftaya bir daha bakmam Sıkışıyor daralıyor Bu daralma alanı devam ediyor Nedir bu alan bakın doğrudan söyleyeyim Yukarıda 117 lira hiç uzatmayalım aşağıda 100 lira Hatta bu 102 lira da çiziliydi Tam şuradan yani 102.7'den çiziliydi Şu mavi onu biraz aşağı çektim Çünkü ben onu 100 lira olarak varsayıyorum neden diye olabilir şunu söyleyeyim hani hem davranışsal finans olarak önemli bir alan 100 lira şimdi bozuluyorsa 100 lira hoppa herkes geri çekilir orada 3 haneden 2 haneye düşüyoruz hem de daha önce oradan alıcı çıkmış yani en dipte baktığınız zaman sol tarafta 24 Mart'ta Merkez Bankası hikayesinden sonra orada çok alıcı çıkmıştı o yüzden buraya bakmaya devam ediyoruz Kozal'da 100 lira bu bozulmadıkça bu tabloda 100 liraya bakılır koparsa 100 lira aşağı 90 lira var. E, altta destek olarak alabileceğiniz diğer bir alan. Kesin gelir mi bilemezsiniz. Yani aradan da e, birkaç günlük de olsa destekler bulunabilir. Ama yani genellikle piyasa e, o aralıkta büyük ihtimal 90 liraya e, daha ciddi yaklaşır diye düşünüyorum. O yüzden destekler e, böyle. Tabii çok aceleniz varsa 102 lira 102,5 lira civarında bir destek olarak da kullanabilirsiniz. Yani o da yani %5 çok gelebilir bazılarına. Arada 5 lira kaybediyor. Az değil tabii 5 lira kaybetmekte. Onun için e, dileyen dediğim gibi 102, 102,5'da hala geçerlidir yani o kısma bakabilir. Yukarıda şimdi yukarıya gidemiyor ki bir türlü şöyle bir kafasını kaldıramadık o zaman. Şöyle ifade edeyim yani 113 ve 117. Yani çok risk almak isteyen varsa 113'ü kullanılabilir. 50 gün ortalamasından güçleniyorsa bir senet. Herhangi bir varlık. Sadece hisse senedi için söylemiyorum. O zaten e, bir hareket vardır genellikle 50 günlerin geçiniminde. O yüzden 113 lira bir risk alanı olarak kabul edilebilir. Yani üstüne kırarsa bir de 117'ye bakarız. Artık orayı da kırıyorsa 130'lar teorik olarak olması lazım. Yani garanti olmamakla beraber özellikle 117 kırılımından sonra bir 130 civarında bir temas beklenebilir yukarıda dirençlerde e, bu şekilde takip edilebilir arada 20 gün üsteli falan var ama yani çok değerlendirilecek de bir alan değil yani 20'nin üstünde kapatması Kozalın bir şey ifade etmedi daha önce orada hemen 200 gün ortalamasından yani pul bekliyoruz aslında 200 günü falan karıştırmayalım da 20'yi kırıp hemen bir geri çekilme yaşadı yani 106.5 bir önem atfedebilirsiniz ee, ama çok şey bir kritik bir alan olmaz. Yine baktığınız zaman RSI 45. Ya bir takım güçlen şu güçlenme demeyelim, stabil bir durum var. Yani Kozalda ne iyi diyor biliyorsunuz, ne kötü diyebiliyorsunuz. biliyorsunuz, orayı kıramıyor, burayı geçemiyor, bir momentum kazanamıyor, bir türlü ee, arada bir haber akışı falan da oldu. Yani şu sıçramayı yaptığında o da pek bir etki etmedi. Bu 45 RSI bir denge halini anlatıyor. Aynı şurada bulunduğu alan gibi. Bakın 26 Temmuz'dan beri o alanda duruyor işte. Ee, o denge halinde olduğunu gösteriyor. 45.2 arası. Çünkü 45 45.55 daha çok bir denge alanıdır arasayın. Alıcılar, satıcılar baş başa. Başa baş daha doğrusu. Makt diye bakıyorsunuz. O da pozitif gösteriyor ama henüz fiyatlara yansıyan bir şey. Göremedik. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani güzel bir iklim vardı Borsa İstanbul'un aslında. Ağustos ayı ile beraber. Yaraladık artık Ağustos'u da biraz bir hareket etmesi iyi olurdu. Yani bu iklimde e, biraz hareket etmek kolaydı biz burada Kozala. Ben kendi adıma söylüyorum. Biz ziyip durmayayım da kendi adıma konuşursam e, Kozala'da bir şey göremedik. Yani bir alıcı ilgisi göremedim ben burada. E, bir hacimde de göremedim. Yani böyle hacmen de bir destek çıkmadı bir türlü piyasa. Ve bakalım önümüzdeki günlerde bu hacim biraz daha artarsa, biraz daha böyle Kozala alan satan artarsa e, kısacası Elki daha pozitif fiyatlamayı okuyabiliriz. Herkese iyi akşamlar.